Evet arkadaşlar, ocak burada görüyorsunuz. Ateşi yaptıktan sonra. Meramızın nimetleri. Yani artık biz bu işi geliştiriyoruz yani. Step step, adım adım gelişiyor arkadaşlar. Önce biliyorsunuz bu kaçak inşaatımızı yaptık, aramızda kalsın. Seçim öncesi yapmıştık. Artık bize dokunmadılar. Kimsenin haberi yok. Burada biz ismini de koyduk. Yaşı uzun olsun. Bu arada arkadaşlar, bizden yana izinlisiniz. Gelip köşkümüzü kullanabilirsiniz. Tertipli olmak şartıyla. Değil mi Yılmaz Hocam? İnsanların mutlu olmasını istiyoruz. Bakın Yılmaz Hocam besleniyor. Çalışmasını yaptı. Çalışmamızın ürünü olan sevgili balıklarımız yavrucaklar burada. Onları şöyle bir çekelim. Evet. Morali bozuk balıklar. Çevire 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 artık balıkçıların da başı döndü, balıkların da başı döndü. Talan kültüründen kurtarabildiğimiz son gariban balıklar burada, kıyıda. Evet arkadaşlar, tavalık var. Bir şeyler yapacağız. Önemli olan nefis görlemek, doymaklık değil. Evet Yılmaz Hocam, beslenmeyi yarıda bırakıp oltayı kanırta kanırta çekiyor. Hem yemek yiyor. Tabii bu performans için biraz enerjiye ihtiyacımız var. Burada yakın bir köyün insanları, Behramlılar, buranın kadim balıkçıları. İyi geçinmenizi öneririz. Yılmaz Hocam yemek yerken sinirli olabilir ama neyse ki balık dostlarını seviyor. Gelen yorumları ona okuyorum, hoşuna gidiyor Yılmaz Hocam. Ha, yani bir otu görebilir miyim abi şu? Tabii. Bak böyle yeşil sağına geliyor yani. Allah Allah. Ya da bir de siyah otlar oluyor böyle. Şöyledekiler. Çok da şunu yiyor. Şuna geliyor ya balık. Evet, evet. Kasnakla atıyorsunuz. Kasnakla. Aynen. Peki bu ort her zaman çıkmıyor mu abi? Arada bir çıkar mı şey mi? Işte, her yerde yok abi. Şimdi havalar ısınınca kıyıya geliyor bu. Kıyıdan ha, otla yemleniyor hayvan. Bir sabah geldim, Eriboy'un tarafına indim. Kamışımı açtım, ya bismillah dedim, salladım. Levrek zamanıydı. Levreye geldim. At çek, at çek. O sabah yok bir şey. Hava aydınlandı, güneş çıktı. Baktım, kireç ocakları diye bir bölgeniz var. Orada birkaç balıkçıyı görüyorum uzaktan. Orada baktım, kamışçılar çalışıyor iki kişi. At çek, vurduruyor bunlar. Lüfere öyle yaparlar ya. Hı hı. Böyle yüzdürürler kamışı. Dedim, burada bir şey var. 5 dakika sonra önlerinde büyük bir yunus bir daldı çıktı. Of. Bir çıktı, bir göründü. Arkadan 5 dakika sonra balık patladı, yataklıymış orada lüfer balığı. At çek, boş yok. At çek, hemen oradan indim ben de tutunarak dallara, hemen ben de başladım. 40 yılda bir olur değil mi abi böyle şey? Özel aynen. Şeyler bunlar. Saat 11 gibi, saat 3.30-4'e kadar devamlı yedi balık. Ya Bilgin abi, şimdi bu şu durumdan memnun değilsindir herhalde şu anda yaşadığımızda. Yani eskiden buralar çok güzel, geçimde sağlıyormuş insan, çocuklarına ustalık da veriyormuş, ne bileyim. Ekmek de kazanılıyormuş, yemeğini de çıkarabiliyormuş yiyeceğini de. Şimdi çok kötü bir yani. Evet. Tam vakti dedim abi şu anda. Bir saniye. Öyle doluyorum ona. Evet, sarpa yemi. Evet. İğne nasıl bir iğne abi? Ufak iğne. Ufak. Otla didişirken, evet. Dalaşırken, aynen. Oynarken yakalanıyor abi. İki taraftan da hummalı bir çalışma zargana kayasının üstünden. Ya nasip, hadi bakalım. Maşallah löpet. Gele gele, bu gariban mı geldi abi? Hey Allah'ım ya Rabbim. Midyeye geldi abi bu. Midyeci bu. Bebek. Aynen öyle. Ot bile gelse heyecanlı geliyor yani. Aynen. Tam çekerken bak ne yapışıyor. Ya. Dostlar, gecenin 10 numara sürpriz balığı burada. Evet Yılmaz Hocam artık limitleri zorluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Talan kültüründen kurtarabildiğimiz
son gariban balıklar burada. Yılmaz hocam ne düşünüyorsun? Nedir bu balığın iriliği? Evet arkadaşlar bakın Soğandere'de 13-15 kilometre yürüyüp boğazı geçip Asya Avrupa'dan gelip tuttuğumuz balık bu. İşte savaşta yaralanan askerlerimizin sargılarının yapıldığı sargı yerlerinden biri. Tam denizin kıyısında yaralılar buraya geliyor. Yaşanmış anıların içindeyiz. Bunun da bilincindeyiz arkadaşlar. Bu hastaneyi gördükçe burada çekilen acıları duyumsayabiliyorum, hissedebiliyorum. Yılmaz hocam o adil mübarek parmaklarıyla taksimatı yapar. Ben bu işlere hiç karışmam. Adaletli bir şekilde dağıtır. Poşetler koyar. Biz de eve götürür. Çoluk çocuğu sevindiririz. Taze balık yedirmenin mutluluğu çok ayrı bir şey. Yılmaz hocam gerçekten limitlerin üstünde balık tutuyor bugün. Limitleri zorluyor. Bakınız. Şöyle balığın büyüklüğünü anlayabilmek için eli yanımıza koyalım. Evet arkadaşlar vallahi içimiz kan ağlayarak çekiyoruz bu görüntüleri. Yani yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum. Bu nedir ya, bu talan kültürü. Artık kala kala bunlar kaldı. Yılmaz hocam öpüyoruz. Ne diyoruz? Bir de gel oğlum. Evet Yılmaz hocam bu asil hareketini herkesin görmesini istiyorum. Git güle güle. Gel güle güle. Çok bekletme bizi. Büyü de gel. Lütfen doğayı severim. Koruyalım, kollayalım. Biraz tehlikeli patikalara geldik dostlar. Uçurumlar, yerler. İşte heyecan noktaları. Bunları da sizlerle paylaşıyorum. Ormanlar, dağlar, şu koyun güzelliğine bakar. Balık olmasa bile sırf bu keyif için gelir. Karşısı Çanakkale, Dardanos, kuş sesleri. Evet sevgili dostlar, patikaları açtıktan sonra motorlarımızı bıraktığımız yere geldik. Burası Soğandere koyunun başlangıcı değil mi Yılmaz hocam? Başlangıcı. Buradan sahilden de gidebilirsiniz arkadaşlar. Bakın motorlarınızı buraya bıraktıktan sonra bu sahil yolu. Ben burayı sevmiyorum, taşlı topraklı. Manzarası çok hoş değil. Ama şuradan vurursanız biraz önce çekimini yaptım. Yollardan devam edersiniz, uzun ince yollar. Buranın manzarası hoş. Büklüm tüm biraz tehlikesi var ama artık aşıyorsunuz belli bir saatten sonra. Evet. Kamışı böyle koyduğunuz zaman tavsiye ederim. Krom olması paslanmasını önlüyor. Şöyle bir de aparat yaptık oraya. Aşağı sarkmasın diye. Bakın şöyle gördüğünüz bir yarık var. Tabi burası da titreşimden oltayı kesmesin diye oraya bir lastik gibi bir şey koymayı düşünüyorum. İşte sistem bu arkadaşlar. Şöyle iki tane heybe gibi bir şey aldım yanına. Bir de bu arkadaki baksır yetiyor. Böyle bir balık sistemi kurduk kendimizde. Allah inşallah nasip ederse Yılmaz hocamla güzel değişik meralar denizde. Artık buraların ne diyelim, suyu mu çıktı? Artık farklı yerlere, kapılara açılmak lazım hocam. Ne diyorsun? Yeni yerler keşfedeceğiz artık bundan sonra. Evet. Yapacak bir şey yok. Yordan yübü bitirmişler her tarafı. Maalesef. Balık yok. Evet. Gele gele 50 gramlık. 50 gram. 50 gram. Biz Yılmaz hocamlar bütün güzellikleri, her şeyi eğrisiyle doğrusuyla paylaştık. Kalın sağlıcakla.